Olan şu. Ben artık dayanamıyorum. Svara Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlamaya çalışsa da ben buna artık izin vermeyeceğim. Çünkü Sanskar'ın suçlu olduğunu biliyorum. Bak oğlum. Bu bir aile meselesi. Sonuçta baban onları yakında bu evden kovacak. Artık sen de Sanskar'ı suçlamayı bırak oğlum. Unut. Nasıl unutabilirim? Nasıl unutayım? Ragini benim karım. Ve onlar Ragini'ye öyle bir kötülük yaptılar ki. Ben bunları unutamam. Yarın sabah Svara bir şey kanıtlayamadığında cezalarını kendim vereceğim. Neyse. Sizler biraz dinlenin. Ragini'nin size ihtiyacı var. Ben çalışma odasında uyurum. İyi geceler. Gördün mü? Söylediğin yalan ayağına dolandı işte. Hayır babaanne. Bana bir şey olmayacak. Görmedin mi? Lakşa hep benim arkamda. Ben Lakşa'nın beni eşi olarak görmesini istiyordum. Kabul etmesini. Bana iyi bir eş olma fırsatı vermesini. Ama Sanskar ve Svara buradayken bunu elde edemem. Babaanne, sen merak etme. Svara beni yalancı çıkarmayı başaramaz. Sen o Bengalli kızı hiç tanıyamamışsın kızım. Eğer o kafasına bir şey koyarsa onu kesinlikle başarır. Bundan emin olabilirsin. Sabaha kadar sana karşı delil bulur. Ne var? Yine mi torunumu çağırmaya geldin? Beni çok iyi dinle. Benim torunum seninle gelmeyecek. Ve hiçbir soruna cevap vermeyecek. Neden? Neden cevap vermeyecekmiş? Bak Bayan Parvati. Gelinim oğlumun masum olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ragini de cevap verecek buna. Svara'ya yardım da edecek. Peki. Gel Svara. Yine ne soracağını hiç anlamadım.